Merhabalar, Suudi Arabistan'dan sesleniyorum. Bu korona günlerinde ben de okuduğum birkaç kitabı arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Hayat cesurlara torpil geçer. Paylaşmak istediğim kitabın adı Bircan Yıldırım yazmış. Ben bu kitabın içeriğine çok bakmadan almıştım. Açıkçası kişisel gelişim kitaplarını geçmişte çok okuduğum için uzun bir süredir kişisel gelişim kitabı okumuyorum. Çok okuduğum için dediğim 30 yaşından önce bayağı okumuştum. Ama şu tarz kitaplar okuyorum, yani işte insanları etkileme sanatı vesaire, işte nasıl hitap edersek insanlar etkilenir, işte liderlik özellikleri geliştirmek falan, onları saymıyorum ama böyle işte hayat iste evren sana verecektir, vermezse namerttir falan tarzı kitapları bir süredir çok fazla okumuyordum açıkçası. Bu sene bu tarz okuduğum ikinci kitap bu. Bir tane daha okumuştum geçmiş zamanda, yakında onu da paylaşırım. Hayat cesurlara torpil geçerde bir kadın erkeklerle yanlış ilişkilere giriyor. Yani yanlış erkeklere aşık oluyor. Bunun neticesinde de istediği mutluluğa kavuşamıyor. Kendisinin bir iç sesi var kitabın içinde. O iç ses ona yardım ediyor. O iç ses işte neden yanlış seçimler yaptığını, önce kendiyle hesaplaşması gerektiğini anlatıyor. İşte herkesin çocukluğunda bir takım travmalar vardır. Onun çocukluğundaki travmaya iniliyor. Anne ile babası arasındaki ilişkiler, işte annesinin babasından dolayı eril enerjisini yükseltmesi, babasının da tam tersi dişil enerjisini yükseltmesi sebebiyle kızın bundan etkileşimi, kızın seçtiği erkek arkadaşını da ailelerinde bir takım sorunlar, geçmişte sorun yaşadığı için kızla olan ilişkisinin tökezlemesi vesaire gibi konulara giriyor. Kitapta her kişisel gelişim kitabından farklı, ben çok fazla bir şey açıkçası görmedim. İşte hayatta karşınıza çıkan insanları sizin hayatınıza çektiğiniz, işte eğer evrene nefretle yaklaşırsan sana nefret dolu insanlar gelir, işte birilerini ezmek istersen seni ezmek isteyen insanlarla karşılaşırsın gibi böyle çok klişe bildiğiniz şeylerden bahsediyor. İşte her hayatınıza giren her insan mutlaka size bir şey anlatır, bir şey öğretir, ondan bir ders çıkarırsınız diyor. Ben buna çok katılmıyorum. Bazılarının hayatta açıkçası oksijen israfı olduğunu düşünüyorum. Herkesten de bir şey öğrendiğimiz hikayesi de doğru değil. Birçok insan bence zaman kaybı. Yani birilerinden bir şey öğrenmek diye çok fazla bir şey olduğunu da sanmıyorum. Yaşadıklarından ders çıkıyor ama insanlar üst üste aynı hataları benzer insanlarla yapabiliyor yani. Açıkçası ben bu kitapla ilgili size başka ne anlatayım? Şöyle bir bakayım tekrar. Altını çizmiştim anlatmak istediğim yerleri. Bakalım. Yani ilişkilerin ilerlememesindeki bir sebep olarak da ilişkilerin sevgiye değil ihtiyaca yönelik olduğunu söylüyor. İhtiyaç dediği şey de herhalde burada para pul oluyor. Yani işte zenginlik vesaire, itibar, bu sebeplerden dolayı yaptığınız, kurduğunuz ilişkiler ya da kurduğunuz evliliklerin çok ileri gitmeyeceğini söylüyor bu kitaptaki arkadaş, iç ses kitabın kahramanına. Merak ettiğin şeyi kendine çekersin. Bunu zaten herkes biliyordur herhalde. Birçok kişisel gelişim kitabında yazar. Oradan biraz dem vurmuş. İşte korktuğun şey de bilinçaltında ister istemez karşına çıkacaktır diyor. Ben genellikle ön yargıların, yani yargılayan bir insansanız ve bir yargılamada bulunduysanız yargıladığınız şeyi yaşarsınız. Genellikle benim tecrübem bana onu söylüyor. Ben öyle bir insanım. Yargıladığım şeylerle sınanıyorum genellikle. Çok fazla yargılamaya gitmemenizi tavsiye ederim hayatta. Genellikle bu işler böyle olur. Bir de bir takım şeyleri akışına bırakın diyor. Yani evrenle didişmeyin diyor. Bu bazen doğru, bazen yanlış. Gerçekten bazen olacak olan oluyor. Ne kadar mücadele etsen de. Ama ben de mücadeleci bir insanımdır. Yani hiç mücadeleyi bırakmam, didişmeyi de çok severim buna ilk olarak. Bu kitabı hiç tavsiye etmiyorum. Hiç beğenmedim. Hoşça kalın.